Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, yeni açıklanan ekonomik program, YEP diyorlar ona. Dün de biraz değindik. Biraz ondan bir süre önce açıklanan adalet reformu gibi mevcudun başarısızlıkların, yani mevcuttaki başarısızlıkların devamını ısrarla belirleyen, ısrarla başarısızlıkları öven, başarısızlıklarda kalacaklarını belirten, aynen adalet reformu gibi, bu nedenle de tabii hiçbir umut vaat etmeyen bir program. Nitekim yine dün biraz bir defa değindik, çok kısa bir süreyle, çünkü konuyu daha çok işte bu deprem üzerinden götürdük. YEP'in, yani yeni ekonomik programın açıklandığı gün elektriğe %14.99 filan gibi, ya 14.9, yani o %15 değil. Şeydeki, Amerika'daki veya Türkiye'deki yeni fiyat sistemi gibi, yani 15 lira değil 14.90 filan zam yapıldı. Bu aynen adalet reformunun açıklandığı sırada, işte yani mesela Osman Kavala'nın hala yargılanmasının devam etmesi falan gibi bir şey. Yani şimdi daha da vahim bir nokta var. Ekonominin başındaki şahıs aynı. Dün ben onu söyledim. Damadı Şehriyari diye. Yani sarayın damadı. Ve işte onun bir çevresi var. Anlayabildiğim kadar bu yurt dışında filan okumuş bir takım çocuklardan oluşuyor. Tabii hepsine saygımız sonsuz. Fakat bu bir arkadaşlık grubu havasıyla Türkiye'yi de bir anonim şirket gibi aldıklarından efendim öyle yapıyorlar. Zaten Devlet Planlama Teşkilatı da lağvedildikten ve Kalkınma Bakanlığı filan gibi garip bir hale dönüştürüldükten sonra 5 yıllık planların da nasıl yapılacağına ilişkin yeni kararlar aynen şöyle diyor. Sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya, Türkiye'nin kalkınma planları Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği efendim hedefler çerçevesinde hazırlanır. Yani düşünebiliyor musunuz kalkınma planını bir kişinin efendim işte işaret ettiği hedefler çerçevesinde yapacağız. İşte o Sayın Erdoğan o kişi, çevresinin temsilcisi de danışmanlarının, karar organlarının, bürokratlarının, hatta politik gücünün temsilcisi de damadı. Ve inşaatta ısrarlılar. Hangi inşaat? Kurtardıkları inşaat şirketleri. Hangi inşaat? İhale verdikleri Avrupa Birliği standartlarına göre Avrupa'nın en yüksek kamudan, yani devletten inşaat alan şirketler arasında bulunan büyük inşaat şirketlerini kurtardılar. Neyle kurtardılar sevgili izleyiciler? O elektriğe %15, doğalgaza işte 15 artı 15 artı 15 galiba 3 defa mı yaptılar? Şimdi ben de şaşırdım ama yani neredeyse %50'ye yakın yapılan zamlarla bizim cebimizden çıkan paralar benzine, motorine, doğalgaza ve elektriğe yapılan temel enerji kaynaklarına yapılan zamlarla cebimizden çıkan paralarla topladıkları fonları kendi ihale vererek ülkeyi ve İstanbul'u yağmalattıkları ve zengin ettikleri inşaat şirketlerini üstelik de yağmaladıkları yetmiyormuş gibi bir de ayrıca mali sıkıntıya düştüklerinden dolayı kurtarmak için yardım parası olarak kullandılar. Bu aynen Türk Telekom'un arada gargaraya gitti. Amiyane tabirle kusura bakmayın, gargaraya getirmek derler. Yani böyle şey etmek değil mi? Gargaraya getirmek. Türk Telekom'un içini boşaltan, kasasındaki parayla Türk Telekom'u satın alan, yani Türk Telekom'u özelleştiriyorlar. O sırada Türk Telekom'un kasasında belli bir miktar para var. O para miktarıyla Türk Telekom'u satın alıyor Hariri şirketi. Yani cebinden hiçbir şey çıkmıyor. Ondan sonra onu aldığı yetmiyormuş gibi, o parayı kullanarak şirkete sahip olduğu yetmiyormuş gibi, şirketin bütün gayrimenkullerini satıyor. İçini boşaltıyor. O da yetmiyor. Bankalardan krediler alıyor. O da yetmiyor.
O kredileri geri ödemiyor. Yani kasadaki nakit parayı boşaltıp, gayrimenkullerini satıp o paraları cebe indirdikten sonra ayrıca bankalardan kredi alıp o paraları da cebe indiriyor ve ondan sonra çekip gidiyor. Türk Telekom olayı budur. Büyük bir skandal. Herhalde tarihin, Cumhuriyet tarihinin en büyük tırnak içinde uluslararası soygunu diyeceğim. Tırnak içinde ekonomik soygun tabii. Maskeli, tabancalı soygun değil ama malum işte banka soymakla banka kurmak filan diye işte şeyin Lenin'in sözleri vardır. Neyse yani şimdi böyle bir ekonomide yapılan yanlışlarda ısrarla YEP'i açıkladılar ve üstüne de %15 elektrik zammını haşırt diye geçirdiler. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Aynen adalet reformu gibi olduğu kanısındayım ben. Hocam yani %15 zam bu iktidarın şeyidir işte. Yani icraatının, ekonomi politikasının her şeyin çöktüğüne işaret eder. Türkiye'yi HES'lerle doldurup yani hidroelektrik santralleriyle doldurup Türkiye'nin enerji sorununu çözdüğünü zannedenler elektrik doğalgaz çevrim santrallerinde %100'ü dışarıdan ithal edilen, doğalgaza bağlı enerji üretmeye kalkanlar ve bunu pahalıya mal edenler, doğal kaynaklarını, akarsularını hiçbir biçimde verimli şekilde değerlendirmek yerine hiçbir biçimde bunları kullanmayıp, enerjide neredeyse boylu boyunca bir dışa bağımlılık ilişkisi yaratanlar, bu iflasın şeyidir, gerçek nedenleridir ve sorumlularıdır. Dolayısıyla %15 zam ben insaflı bir zam olarak gördüm. Daha fazla da yapabilirler. Gelir, parça parça yapacaklar. Parça yapacaklar. Hayır, doğalgaz zam seçim, mı gideceksin? Seçim zamanı. Bunu ertelediler, geciktirdiler. Sonra işte sizin deyiminizle Damat Bey, Şehriyari idi değil mi? Damadı Şehriyari. Damadı Şehriyari. Yani evet, saltanatın damadı. Evet. Yeni ekonomik politika açıklayarak Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracağını iddia ediyor. Ya şimdi turizm meselesi var ortada. Yani turizmi batırdınız, yok ettiniz. Yani turizm altyapısını çökerttiniz neredeyse. Türkiye'de içki yasakları koyarak bunu yapıyorsunuz. Başkasının hiçbir biçimde özel yaşamına karışmayacağınızı söyleyip bütün kamu kurumlarından, trenlerden, uçaklardan, her yerden içkiyi kaldırdınız. Ben içki içtiği için kimsenin boğazını tekbir getirerek kesen bir insana rastlamadım ama kendisini siyasal İslamcı olarak nitelendiren, işte Suriye'de gördüğümüz gibi cihatçılar insanların boğazlarını koyun gibi tekbir getirerek kestiler, katliamlar düzenlediler. Ankara Gar Meydanı'na bombayı koyan, neydi hocam adı? Irak, Şam, İslam Devleti. Yani IŞİD. IŞİD'di. Üniversite öğrencilerine Suruç'ta 34-33 üniversite öğrencisinin ve aydının ölümüne yol açan bombalı saldırıyı gerçekleştiren yine bunlardı. Bunlar hep mağdur hocam nedense. Evet. Ankara Gar Meydanı'nda 103 kişi öldüreceksiniz, 34 üniversite öğrencisini öldüreceksiniz, Sivas Madımak Oteli'nde 35 aydını sanatçıyı yakacaksınız, şairi yakacaksınız, sanat eleştirmenini, edebiyat eleştirmenini yakacaksınız, öldüreceksiniz Uğur Mumcuları, Bahriye Üçokları, Çetin Emeçleri, Ahmet Taner Kışlalları, sizler öldüreceksiniz. Ondan sonra da siz mağdur olacaksınız, öyle mi? Yani dolayısıyla hocam durum şu, gelinen aşamada sadece bir ekonomik çöküntü değil, Türkiye'de siyasal ve sosyal bir çöküş de yaşanıyor. Her şeyle toplum çözülüyor. Toplumun ahlaki değerleri erozyona uğruyor. Bilim ve akılla bağını kaybetmeye başlıyor. Üfürükçü hocalara, muskacılara yeniden düşmeye başladı insanlar. Böyle komik komik sosyal medyada yaş günü pastaları filan dolaşıyor. Böyle şeylerle, ilahilerle filan yaş günü kutlama biçimleri. İnsanlar nasıl kutlayacaksa kutlasın ama siz bunu görünür kılıp bir kere kamusal alana saldığınız zaman herkesin onun hakkında bir söz söyleme hakkı vardır. Yani Türkiye vasatın bir isyanı, hegemonyası, saldırısı ve tacizi altında neredeyse boğulacak. Çağından koparılmış bir ülke haline geldi. Şimdi hemen bir şey belirtelim. Ankara Belediyesi'nde yaşanan olay içler acısıdır. Ya. Şimdi TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, halkın vergileriyle, herkesin ödediği elektrik faturalarından kesilen paralarla yayın yapan bir kamu kuruluşu. Ankara'da yaygınlaşan ishal vakalarında
belediyenin suları yeterince temizlemediği için bunların meydana geldiğine dair bir rapor almaya kalkıyor üniversitede. Ve? Evet hocam, devam edin. Yani siz anlatıyorsunuz. Yok, söyleyin diye. Devam edin hocam. Ve bir öğretim üyesi, akademisyen hanımefendiye böyle bir beyanatta bulunması için, yalan beyanda bulunması için öneride bulunuyor ve o akademisyen hanım dürüst bir hanımefendi olduğu kamuoyuna. İçin bunu kamuoyuna açıklıyor. Duyuran o. Şimdi değerli seyirciler, bunun tanığı var. Şimdi Emre Hoca'nın da söylediği gibi bir kadın akademisyen kendisine bu yönde bir telkinde bulunulduğunu, hatta baskı yapıldığını belirtiyor ve bunu reddediyor ve kamuoyuna açıklıyor. Şimdi TRT kapatılmalıdır. Evet. TRT bir siyasi partinin yayın organıdır. Bütün masrafları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütçesinden karşılanmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen hazine yardımından finansmanı sağlanmalıdır. TRT milletin radyo televizyon kurumu değildir artık. Bu ülkenin %50'sinden fazlasının, %60'ının eğilimlerine, beklentilerine hiçbir biçimde ve hukuksal olarak eşitlik ilkesine aykırı bir biçimde cevap vermemektedir. Dolayısıyla TRT acilen hemen özelleştirilmelidir, satılmalıdır, millete yük olmaktan kurtarılmalıdır, mümkünse AKP tarafından satın alınmalıdır. TRT Türkiye'de bir siyasi partinin ve o siyasi partinin liderinin borazanı durumundadır. Utanç verici bir tablodur bu. Haksızlıktır, hukuksuzluktur, hırsızlıktır. Yağmadır bu, talandır. Benim ödediğim elektrik faturasından pay kesilmektedir. Ben helal etmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var diye Ankara'daki ishal vakalarını bu belediyenin, üstelik de bu belediye 3 aylık hocam. Bu belediyelerin suyu temizlemediği için bu belediyenin, CHP'li belediyenin, Mansur Yavaş'ın Ankara'da musluklardan akan suyu temizlemediği için ishal vakalarını yaygınlaşıp bir salgına dönüştüğüne dair üniversiteden bir rapor almaya kalkıyorsunuz. Siz gazeteci değilsiniz, televizyon yayıncısı da değilsiniz, ahlaksızsınız. Yani sizin yayıncılık ahlakınız yok. Bu anlamda ahlaksızsınız. Yayıncılık ahlakından yoksunsunuz. Derhal ya bunu yapanların işine son verilmelidir. Seçimlerdeki tabloyu biliyorsunuz hocam. Muhalefete 37 dakika yer ayırdınız ya. Böyle bir utanmazlık olabilir mi? İktidar partisine 5 saate yakın süre ayırıyorsunuz. Propaganda için, haberlerde vesairede liderlerinin konuşmasını yayınlamak için. Muhalefete 37 dakika ayırıyorsunuz. İnsaf. Bu TRT halka karşı bir kumpas kurmakla meşgul. O bakımdan buradan çağrı yapıyorum. Büyük Millet Meclisi mi, artık yasama organı mı bir değişiklik yaparak yasada, anayasal dayanağı da var zannediyorum Radyo Televizyon Kurumu'nun, derhal ya kapatılmalı veyahut anayasal bir değişiklik yapılarak tıpkı 27 Mayıs'tan sonra olduğu gibi özerk hale getirilmelidir. Özerkleştirilmelidir. Bakın TRT bir dönem o kadar özerkti ki 12 Mart darbesine rağmen, 12 Mart darbe koşullarına rağmen hapishaneden çıkan aydınlara iş verecek kadar juntaya, darbecilere direnebilecek bir özerkliğe sahipti. İşte o dönemde TRT'de çalışmış isimler var hocam. Özdemir İnce bir tanesi. TRT Televizyon Dairesi Başkanı'dır. Türkiye'de ilk televizyon yayıncılığını yapan, televizyonu kuran isimdir. Önemli bir entelektüeldir. Türkiye'nin yaşayan en büyük şairlerinden biridir. Ve televizyon yayıncılığını Sorbonne Üniversitesi'nde doktorasını yaparak öğrenmiş ve Türkiye'ye taşımış bir isimdir. İyi bir gazetecidir. Yılmaz Güney'in arkadaşıdır o. Yılmaz Güney diyor, Adana'dan 3 kişi geldik. Yılmaz Güney diyor ki işte Özdemir İnce, bir de birisi daha var, bir oyuncu daha var. Kötü rollere de çıkıyordu. Şimdi Avustralya'da yaşıyor, öyküler yazıyor, şiirler yazıyor. Söyleyeceğim adını. İçimizden sadece Özdemir İnce adam oldu diyor. Hiçbirimiz adam olamadık diyor. Şimdi Özdemir İnce o dönemin tanığıdır. Sevgi Soysallar, diğerleri hapishaneden çıktıkları zaman TRT'de kendilerine iş verilmiştir. İşlerini de gayet iyi yaptılar. Yılmaz Güney'in hakkında soruşturmalar yürüdüğü zaman TRT roman ödülünü vermeyi tartışacak kadar özelliği geniş bir kurumdur. Buralardan gelen bir TRT'nin geldiği, bugün ulaştığı noktaya bakar mısınız? Bir tanesi bu, çok vahim. TRT kapatılmalıdır veyahut özelleştirilmelidir. Benim önerim ise özerkleştirilmelidir. Anayasal bir güvence altında özerkleştirilmelidir. Evet.
Şimdi bu TRT'nin bu hale gelmesinde tabii politikacıların çok büyük bir taksiratı, yani sorumluluğu var, suçu var, olumsuz sorumluluğu var, taksirat öyle demek. Bunun arkasında da tabii Rütük yatıyor. Şimdi Sayın Yanardağ'ın büyük bir heyecanla ve inançla söylediği TRT kapatılmalıdır. Ben heyecanlı bir çocuğum hocam. Helal olsun. O heyecanını o heyecanı hiç kaybetmedim. Kaybetmemek lazım. O heyecan üstelik ekrandan şeye geçer. İzleyiciye geçen bir heyecan. İlkokuldan bizim, beri. Lise arkadaşlarım gayet iyi hatırlar. Heyecanlı bir insanım. Bizim, ben, o bizim, devam ediyor. Bizim 18 dakikanın çok sevilmesinin bir nedeni de sadece Sayın Merdan Yanardağ'ın değil, benden 20 yaş genç olan arkadaşımın benim dahi gençlik heyecanımızı kaybetmemiş olmamızdan kaynaklanıyor. O daha çok genç, o heyecanı sürdürecek tabii. Benim de o heyecanı sürdürdüğümü izleyici görüyor. Heyecan da cesaret de bulaşıcıdır hocam. Doğrudur. Yani bunu... Şimdi onun büyük bir heyecanla savunduğu TRT kapatılmalıdır, bir. Veya özelleştirmelidir, iki. Veya özelleştirmelidir ve AKP satın alsın, istediği gibi kullansın dediği üç seçeneğe ben daha... onun tepesinden daha genel ve daha sert bir seçenekle katılacağım. Rütük kapatılmalıdır. YÖK kaldırılmalıdır. Rütük ve YÖK, tekrar ediyorum, Rütük, Radyo Televizyon Üst Kurulu Rütük ve YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, siyasal iktidarın etkilerinden arınmış bir medya ve siyasal iktidarın etkilerinden arınmış, bilime adanmış bir üniversite düzeni için kuruldu. Her ikisi de medyayı siyasal iktidarın emrine, üniversiteleri siyasal iktidarın emrine vermek için kullanılıyor. Rütük ve YÖK. Her iki kurum da kaldırılmalıdır. Nokta. Şimdi Sayın Yanardağ konuşurken ben şeye baktım, bu elektrik zamlarına size okuyorum. %14 bilmem kaç 90 yani %15 zam 1 Ekim bugün dün neyse. Bakın çok vahim bir tablo söylüyorum, okuyorum Sözcü'den. 1 Ağustos 2018 yani yaklaşık bir yıl önce %9. 1 Eylül 2018 bir ay sonra bir %9 daha. 1 Ekim 2018 bir ay sonra. Bir %9 daha. Şimdi %9'a %9 artı %27. Değil. Keşke öyle olsa. Birleşik olarak %9'a ulaşır. Tabii. Şöyle düşünün. 100 liraya 9 lira zam yapıyor. 109 lira oluyor. Sonra gene 100 lira 9 lira zam yaptım diyor ama %9 o 100 liraya değil artık. 109 liraya 9 lira zam yapıyor. Bir o %9 kadar yani bir %1 daha fazla zam yapıyor. Bir de %9 artı 9 18 oluyor. Üçüncü %9. Tabii. Yani şimdi bitmedi. 3 ay üst üste %9 zam yapıp neredeyse %30'a zam yaptıktan sonra hatta %30'u geçtikten sonra 1 Temmuz 2019 daha aradan bir yıl geçmeden %15 bir zam getiriyor. Temmuz'da. Derken efendim işte 31 Haziran seçimleri arkasıdır 1 Temmuz zaten. Yani yerel seçimi bekliyor. Yerel seçim yapılır yapılmaz %15 zammı hop geçiriyor. Ve arkadan Temmuz işte 7. ay, Ekim 10. ay 3 ay sonra bir %15 daha. Yani 9, 9, 9, 15, 15. Yani müthiş bir elektrik faturası yarıdan fazla artan bir maliyetle karşı karşıya. Bu sadece %75. Evet, bu sadece elektrikte. Bir de bunun doğalgazı var, bir de bunun benzini var, bir de bunun mazotu var ve bütün bunların her şeye yansıması var değerli izleyiciler, her şeye. Elektrik, mazot, benzin ve doğalgaz arttığı zaman sizin bütün üretim maliyetlerini de artıracaktır her şey. Yediğiniz ekmeğin maliyeti artar. Yapılan inşaatın, hani inşaatla şimdi YEP, yeni ekonomik program, YEP inşaata dayalı olacak ya, o inşaatın maliyeti artar. Yediğiniz ekmeğin maliyeti artar. Seyrettiğiniz televizyon için harcanan elektriğin maliyeti artar. Aman ha, bizi seyretmekten vazgeçmeyin sakın. Çünkü doğruları biz buradan anlatıyoruz.
Her şeyin maliyeti artar ve mutfaktaki yangın artık dayanılmaz bir hal alır ve ondan sonra da bunlar övünürler. Biz yeni ekonomik program, adalet reformu, adalet reformu derken içeridekiler inim inim inler. İçeridekiler inim hocam, inim inler. Hocam gidiyorlar bunlar. Gider ayak. Gider ayak. Neden gider gidiyorlar ayak. Biliyor musunuz? Hayır, gider ayak siz yapıyorlar. Hemen neden? Bitireceğiz hocam çünkü bitti tabii zaten. Bir cümle. Bunlar baskıyla iktidar olmayı bir marifet saydıkları için güç kaybettikleri zaman baskıyı arttırırlar ki sanki o kaybettikleri gücü telafi etsinler diye ben bunu yazdım. Güç kaybettikçe baskıyı arttırır, baskıyı arttırdıkça daha çok güç kaybeder. Gidiyorlar. Doğru. Gitmelerin nedeni şu değerli seyirciler, bir tartışma başladı. 50 artı 1 olmasın istiyorlar seçimlerde. Ya! Şimdi bu çok önemli. Bakanlık yapmış, Çalışma Bakanlığı yapmış, parti sözcülüğü yapmış Faruk Çelik. Faruk Çelik bunu söyledi. Dedi ki halk milleti yormayalım. %40'ın üzerinde önümüzdeki seçimlerde %40'ın üzerinde alan seçilsin. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan artık %50 artı 1 alamaz. Artık seçimlerde hile yapamıyorlar. Artık seçimlerde seçim sandıklarını kontrol etme gücünü kaybettiler. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri bunun en açık örnekleridir değerli seyirciler. Çünkü seçmen, çünkü halk, çünkü toplum iradesiyle kendi geleceğine sahip çıktı. Sonra bu hükümette bakanlık yapmış Ertuğrul Günay gibi isimler referandumda hayırların kazandığını söyleyecek kadar içeriden bir itirafta bulundu. Ortada bir utanmazlık, siyasi sahtekarlık üzerine kurulu bir rejimle karşı karşıyayız. Böyle bir rejim var. Bu rejim çöküyor işte. %50 artı 1. Yani ne demişti hocam? Atalan Üsküdar'ı geçer demişti. Ben de spordan geliyorum, futboldan geliyorum demişti Sayın Erdoğan ve demişti ki artı 1 kazandık demektir. Yani %50 artı 1 kişinin oyu yeter demişti. Bunu alamayacaklarını görüyorlar. Bunu hiçbir zaman alamadılar aslında. Tabii bunu aslında hiçbir zaman alamadılar. Hiçbir zaman alamadılar. Sandık oyunları Ali Cengiz tezgahlarıyla milletin iradesini gasp etmiş bir siyasi heyetle karşı karşıyayız. Siyaseten bu eleştirinin yapılmasına tahammül etmek durumundadırlar. Çok açık bir şekilde 3 ayda 800 bin fark yemeyi başka türlü izah edemezsiniz hiçbir biçimde. Şimdi Sayın Erdoğan da şunu söylemiş. Demiş ki Faruk Çelik diyor ki hocam hemen okuyalım siz de üzerinde bir değerlendirme yapın bitirelim. Faruk Çelik Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken 50 artı 1 oranının değiştirilmesi önerisini şöyle temellendiriyor. Diyor ki ilk turda %40'ın üzeri oy alan seçilsin. %50 artı 1 formülü Türkiye'yi yorar. Kardeşim niye yordunuz Türkiye'yi? Niye yordunuz? Ya evet. Sormazlar mı insana? Artık fark o kadar büyüdü ki seçim sandığında hile yapmak da sizi kurtarmıyor demek. Evet. Şimdi ağzımdan aldınız. Yorumumu hemen yapayım. Bir başka Sayın Erdoğan'ın söylediklerini belirteyim. Sayın Erdoğan teyit ediyor bunu. Şimdi bu Faruk Çelik'in lafları değil. Diyor ki Sayın Erdoğan %50 artı 1 zorunluluğunun ortadan kaldırılması tartışmasına giriyor ve diyor ki bu konuda bir çalışma yaparak meclise getirmeyi amaçlıyoruz demiş. Ve devam etmiş. Demiş ki bu durum bir anayasa değişikliğini gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri meclistir. Doğru. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Yani bir hazırlık yapıyorlar bu değişiklik için. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz şeklinde konuşmuş. Muhalefeti hatırlamış. Şimdi hocam buradan muhalefete çağrı yapıyorum ben. Sakın değiştirmeyin. Sakın değiştirmeyin. Aynı yetkilerle bir devlet başkanı seçilsin ve bu ucube, bu halk karşıtı, bu akıl ve mantık dışı, demokrasi karşıtı bu rejimi o yetkileri kullanarak değiştirip demokratik bir rejimin inşası için toplumun her kesiminin katılımıyla bir kurucu meclisle bir gelecek, yeni bir gelecek oluşturmak için harekete geçsin. Evet. Yapılacak iş bu. Sakın değiştirilmesin. Şimdi ne olduğunu ben size tercüme edeyim. Türkçe söyleyeyim. Siyaset dilinden Türkçe diline çevireyim. Diyorlar ki %49 ile 51 arasındaki farklarla biz oynayarak %49'ları 51'e çevirebiliyorduk. Ama şimdi %49 bile alamıyoruz. Onun için böyle kaybettiğimizi kazandık filan diye diyemeyeceğiz. Kaybettiğimiz kesin olduğu için
Artık %51'den vazgeçtik diyorlar. Türkçesi bu. Yani artık oynayarak, bilmem mühürsüz oyları saydırarak, mühürsüz zarfları saydırarak, şunu yaparak, bunu yaparak, işte bilmem o köyden bir tane bilmem ne çıkarsa canınızı okurum filan dedirterek. Ya, siyasi sahtekarlık olmuyor. Yapacak güçleri yok artık. Yani o kadar yıprandılar ve destekleri düştü ki artık böyle şeyle, bir takım manipülasyonlarla kazandık da diyemeyeceklerini gördüler. Tamam diyorlar, artık biz oyun bitti, harç bitti, yapı paydos. Aynen Türkçesi öyle. Bu. O bakımdan Tele 1'e destek olun. Tele 1 hiçbir zaman bu fırsatı tanımayacaktır onlara. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Tele 1'i yalnız bırakmayın. Biz buradayız. Biz bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Siz de katılın bu mücadeleye, birlikte sürdürün. Demokrasi kazanacak değerli arkadaşlar. Demokrasi insan hakları kazanacak. İnsan hakları kazanacak. Bunu hiç unutmayın. Tarih bunu gösteriyor. İnsan hakları kazanacak. Bunu unutmayın. Biz haklıyız. İnsan hakları haklı. Hoşçakalın.